Bak, baklava yapıyor anne bak. Evet, az kaldı. Oh, bayram hazırlığında baklava. Güzelce bak. Gördün mü? Az kaldı bebeğim. Evet, annemin el yapım baklavasını anne ellerine sağlık şimdiden. Afiyet olsun. Harika görünüyor. İnşallah bakalım. İnşallah. Evet, ceviz de Türkiye'nin cevizin en meşhur olduğu yerden. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinden. Eski adı El Cevaz. Bakalım nasıl olacak. Bakla. Tamam tamam kızım kızım. Akşama da ablamlara gideceğiz iftara. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben ablama geldim. Hediz. Ne yaptın sen? Heh, şimdi yemek. Sen ne yemek yaptın abla? Az önce tatlı ben koydum buraya. Bakın. Ay. Eyvah eyvah eyvah. Orada iki tepsi yaptım. Oo, evet bugün ablamlardayız, iftarda değil mi? Evet, öyle. Ve bu evdeki son iftarımız mı abla? Bak bak, son değil canım. Nasıl? Bir gün daha var. Hayır yok, biz geldik ya, bizim son iftarımız. Evet, sizin son iftarınız. Ha, son iftarımız. Bir sonraki inşallah yeni evde. Oo, i̇nşallah. Hadi bakalım. İnşallah bakalım. Bak yemeğini bir evet, tane bakalım. Olmuş. Ablam ne yemekler yapmış bakalım. Patatesli köfte. Ben bunu, evet, patates köftemiz var. Havuç haşlama var, değil mi? Hayır be. Bu ne? Kapuska. Ben bunu yoğurtacağım. Burada küte var. Pastanın sosu. Yemek esnasında çekim yapıp yapamayacağımızı bilmiyoruz. Bundan emin değiliz. Bir de bizim burada sevimli bir kedimiz vardı. Nerede? Acaba nerede? Nereye gitti? Saslı. Acaba nerede? Salatamız var burada. Saslı. Ah, işte burada. Şanslı. Dedi sen şanslıyı seviyor musun? Oynadın mı onunla? Aferin sana. Evet, ablamın burada antik bir radyosu var. Burada retro dinliyor. Değil mi? Kada dolap düzenliyor. Bir yandan iftara yardım ediyormuş gibi yapıyor değil mi? Aa yok. Sarımsak bakıyorum ha. Galiba evet buldum. Yoğurda bakıyorum. Bu da buldum. Ben de seni çok seviyorum. Sen neden geldin? Baba neden geldin? Baklava yaptım ben bugün. Baklava. Beni de çok seviyor musun Ediz? Hı? Beni de çok seviyor musun? Oğlum ya. Allah'ım minicik bir el var burada. Şu ele bak acıktın ele. Kilo vereyim. Kıstı var. Ne tatlımış bu. Bu araba kimin arabasına benziyor? Senin arabana. Aa, bizim siyah arabaya mı benziyor? Bu benim araba değil ki. Eren abinin arabasıymış bu. Bak arkaya da çamaşır makinesi koymuş. Evet. Küçük bir hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesi bir arada. Evet. Hem bu çıkmıyor. Tabii. Bizim araba benziyor değil mi Ediz? Sen yemek yedin mi? Ediz. Hadi senin. Sen yedin mi? İftar oldu bak. Hadi Deniz'i yuttum da. Haydi bakalım. Oo gençler afiyet olsun ya. Vay vay vay, iftar yapıyorlar. Allah kabul etsin. Amin inşallah. Tuttunuz mu oruç bakalım? Vay be. Kabul etsin. Var bir şekil ya. Yediniz mi? Fazla. Evet, bir de mutfağa bakalım kim var kim yok. Efendim. Ha çekeyim, ne oldu? Böyle köprü olur mu? Ana Feyza. Hüma kendini köprü yapmış ya. Olur mu böyle? Olur, sen yaparsan olur. Afiyet olsun herkese. Abla eline sağlık. Allah kabul etsin herkese. Amin inşallah. Bakalım önünde neler var. Oo, çiğ köfte bile yapmışsınız ya. Çiğ köfte, havuç salata. Normal salata. Bu ne? Kapuska. Niye? Sevdiğin şey kapuska mı senin? Çok seviyorum. Ooo hadi bakalım.
Evet, dün çekim yapmadık ama dün de kumsalzaydık. Zeynep ablam ağırladı hep de bir güzel bir mangal. Allah kabul etsin. Yaz olsun da tekrar inşallah. Oo, inşallah. Bu arada bu kapısa yemeği ben çok severim. Ne biliyor musun? Lahana. Lahana her türlü severim yani. Ne yemeği, bir de lahana, o sarması, o çok güzel yani. Her şeyi seviyorum. Bir de önce bu tane salata var, kocaman o bitir. O da çok güzel oldu. Allah kabul etsin ablam. Afiyet olsun, hüzün şifa olsun. Bayrama çok az kaldı arkadaşlar. Çarşıya falan gitmeyi düşünüyorsanız sakın. Yok, ben gitmem. Sakın. Var ya, bugün mahvoldum. Sen gittin mi? Gittik bugün çarşıya. Hele bize zaten son iki gün sıkıntı. Ay insan sonra. Ya bakalım bana her son, her sene. Her sene son gün verir şey parayı. Hani şey günü gideriz. Arefe günü beni çarşıya yollar. Allah Allah. Arefe nasıl olacak? Birkaç kere gittim. Bir daha da dedim, yemin ettim yani. Dedim size kesinlikle Arefe gitmem. Bir kere yaptım. Bir daha yapmam. Şimdi Arife'de zaten ne kaldı? Az bir şey ama dedim o gene yani bilmemesi lazım. Berbat. Yemin ettim. Bir Kur'an el bastın mı? O kadar değil canım. Çok mu insan sağ sonra? Çok. Yem öyle. Hani beden bulamıyorsun. Biz de gittik ya bugün geçtik. Evet, çarşıdan geçtik. Ne zaman, bugün mü? Ya bugün geçtik ama çarşının şey gerekti arabayla. İşte hani bir şey bakıyorsun, buldum, bedeni bulamıyorum. Rengini bulamıyorum bedeni. Aynen. Bulsam. Aynen. Çok insan alıyor. Yani böyle var ya. Aynen. Çok kötü oldum. Başım döndü yani. Ben alışveriş merkezi, bir de çarşı gitmem buraya şimdi. Bire gitmiyorum. İstemiyorum zaten. Bir Feyza'yı aldım. Hümayi hemen. Hümayi falan almadık. Yani sadece 100. İkisini almadım. Ben de falan hiç bakmadım yani. Ben hatayı bir kere yaptım. Çocuklar ufakken abla. Son güne kaldı bizim mecbura. Çok zor geçti. Evet, ben de 3-4 gün önceden kuaföre randevu aradım, bulamadım ya. Lan 3-4 gün önce ya. 3-4 gün önce değil. Enişten 1 hafta önceden ayarladım. Abi işte eskiden ben yaşarken Bursa böyle değildi ki. Bu kadar kalabalık değildi yani. Son gün bile bulabiliyorduk. Hadi Arife günü zorlamıyordun yani. Tam 1 hafta önce yaptı. Arkadaş bu ne ya? Ne kadar kalabalık bir şehir olmuş burası. Ya ben 4 gün önceden nereden bileyim bak. Hatta sen de bayramın birinci gün çarşambaymış değil mi? Evet. Ben de salı zannediyorum senin gibi. Bak düşün. Zaten bugün bugünden itibaren 4 gün var yani. Evet. Cumartesi. Hayır. 3 gün var işte. Hayır, bugünü de saydım. Bir arada da 4 gün vardı. İşte dün aradım da 4 gün. Kalsam mı bunu bayramına? Salı değil yani. Hani... Ben salı değil, salı bir salı değil. Ben salı... Ah, böyle devam ediyoruz yani. Al şef, Rumeysa'nın yüzündenmiş. Ben senin olduğundan ben mi? Ben senin mi dedim bayramın salı günü diye? Annemin mi? Ben ne diye dedim? Ben hiç hatırlamıyorum. Yok yok. Ben birinden duydum. Sen de mi? Sen sana direkt değil mi? Rumeysa bayram ne günü? Sen de salı deyince ha. Sen de mi senden duymuşsun? O zaman biz baklava erken yaptık değil mi? Bir şey olmaz yani. Oo, baklava. Baklava erkenden yanmış, millete bozuk baklava yedirecekler. Allah Allah. Yok, bir şey olmaz ya. Ne demek bir şey olmaz? Baklava mı bozulur Enes? Bozulmaz Enes. Ben anlamam, millete diyeceğim. Bu baklava diyeceğim. Bir hafta geçen kurbandan yapılma diyeceğim. Almışlar buzluğa atmışlar diyeceğim. Ona göre yiyin diyeceğim yani. Ödüm döküyor şerbetini ama biz... Ben baklavayı hani sıcak, şerbet soğuk olduğu için hemen bir tane gerekiyor. İçeride döktüm. Alem yedin mi? Az gelecek olsa Arif'e gibi bir tekste yapalım. Bundan yedin mi? Alem dedin de anne, hangi alem? İnsanlar alem mi? İnsanlar alem. Vav. Güzel mi? Bu arada... Nerede? Dedim ben de arabayı kedi yaptım. Çok sordular Deniz'i ne zaman göreceğiz diye. Bayramda. Ne zaman? He, bayramda. Dedi, bundan sonraki videoda. Bir gösteremediniz. Ya dedi bize. Güzel bir an olsun böyle. Evet. O da bayram yani en güzel an. Dizi hemen bir aylık. Şöyle bir güzel kıyafetlere giyerek. 3 ay be ne hemen 1 ay. Hatta birlikte Zeynep ablamların balkonundaydı. Hatırlamadınız mı? Hemen bir aylıkken dedi. Bana nasip olsun. Şimdi gösterin bana. Evet, doğru. Yo, bayramda. Bayramda. Tamam, bayramda senin kucağında. Tamam, sen varken şey yaparız. Ha,
Ha, gelirsen hemen bayramda erkenden. Ben iyi gideysin gelme erkenden. Biz bak çünkü ikinci gün sabahtan döneceğiz biz hemen Edirne'ye. İşte köyüne gidiyoruz. Sonra o zaman bayramda görüşemeyeceğiz. Neden? Biz çünkü ikinci günü sabah hemen gideceğiz biz. İkinci günü mü? Ben birinci gün daha açacağız ya Edirne'de. Ya üçüncü gün açacağız. Yok. Herkes bayram yapıyor. Sen de. Açalım bakalım bir görelim. Güzel bir olacağım. İkinci gün ne hemen durmadan gidiyorum buraya. Zaten dört gün durmuş olacağız ya bayrama kadar. Yani. Bayramla birlikte beş gün. Zaten ilk günden sonra çok bir heyecanı kalmıyor. Herkes birbirini gezmiş oluyor zaten. Asıl hareket birinci gün oluyor. Kurban'da da ikinci gün. Aynen. Ama biz gelmeden bir araya gitmeyin bari. Siz ne zaman geleceksin? İkinci günü geliriz diyorsun. Sabah demiyorum. Ne? Birinci gün diyorum. Köye gidip kurban gelirim. Ramazan bayramında birinci gün geliyorum ben. Kaçta geleceksin o zaman bize? Öyle mi? Bak geliyor. İkiye buluş. Bir köye gidiyorsunuz değil mi? Koy. Koy'a gidiyoruz. Kahvaltıya mı oraya gidiyoruz? Yapı da mı çıkıyoruz? Yapı da çıkıyoruz. Yapı. Anne? Yok. Bir şey demedim ya. Sen kaçırdın, sen gülme. Bizi gözetliyor diyor. Anne rahat konuşabilirsin. Burada takipçilerimizden başka kimse yok. Eline sağlık. Allah razı olsun. Kesenize bereket. Amin inşallah. Amin cümlemize. Bu ne ya, herkesin böyle morali bozulmuş gibi yatıyor böyle. Sağa sola kenara. Yemekten sonra yorgunluk mu çöktü yoksa? Enişte kesene bereket. Şeyi bile açmışsın ya, çiğ köfte yapmışsın. Vay. Vay vay vay. Edisa Hümay'ı seviyor mu? Çok mu seviyorsun sen Hümay'ı? Evet arkadaşlar, şimdi ablamın yeni evi bakıyoruz. Oo, hadi bakalım. Ablamların yeni evi. Vay vay vay. Nasıl olmuş acaba? Kokuyor. Aman efendim, güle güle oturun, güle güle oturun. Burası salon mu? Burada üst kata çıkıyor. Dubleks öyle değil mi? Aa, binanın içinde bile asansör var ha, şeyde. Dairenin içinde. Aa, vallahi iyiymiş ya. Ne diyorsun ya? İlk defa asansör gördük. Ha, daha eve gelmedik mi? Ya, Hüma sen bize anlatsana önceden. Evet, bakalım kaç kişi? 8 kişilik. Evet, sığıyoruz. Gel size herkes. Aa, ama deniz fazlalık yapıyor denizde. Gel, gel, gel. Zaten bugün bozulursa zaten ona göre kararlarınızı bir daha verirsiniz. Bugün bozulmazsa da bir daha bozulmaz zaten. Eliniz olsa sığmayacağım. Vallahi doğru diyorsun ya. Bak. Aman evladım, hadi hadi. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Hadi bakalım. Aa, oturmaya başlayanlar bile var. Çok iki yıllık ya. Ha öyle mi? Ama sen bir kanat koş. Ama yine gibi ya. Bu aşağıdaki insan burada var mı oturuyor, oturan abla? Ya da sen ilk kez mi oturuyorsun burada? Yok, biri vardı. Yer sahibinin yeri. He, oturdu. Oo. Vay, 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 vay. Ne güzel. Niye burası hamam bölümü mü? Merhaba. Ha, neresi burası abla? Yatak odası mı? Salon. Salon burası. Orada döşenecek. Ha, daha döşenecek. Evet. Burada da. Evet. Güzel olur. Evet. Ben oturayım. Ay. Şeyin de anlaşılır. Bu mutfak eni. Aa, nasıl bildin? Nereden anladın? Çıkarttık. Boyanmaya gitti. Vay. Vay vay vay. Bunlar yeni mi? Yapılacak mı? Ya yenildi de tekrar biz kapakları daha iyi olsun diye şey verdik. Bunlar yenip söyleyecek. Ooo bak işte burası en güzel alan bu. Evet en güzel. Evet en güzel alan bu. Evet. Yani sadece burayı da alsaymışız olurmuş. Burası gayet güzel. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım çok güzel. Ooo.
buradan yoldan geçen arabalara bile bakarsın yani buradan. Vay 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 vay. Evet, bakın burada da Bursa manzarası. Oo, şöyle elimle kapatayım bak. Ya. Ya sen ne sandın? Bu takım çok beğendim ben, bu balkon takımı. Burası balkon saz zaten ismi. Evet. Balkon saz. Hani neresi manzaralı? Arka vay, taraf full Bursa vay, görüyor. Vay vay. Burası tuvalet galiba burası. Tuvalet pardon. Bilmiyorum, karar veremedim de. Bu ne? Burası çamaşır odası. Yani aslında tuvalet kadın yani yaptıran kişi şeye çevirmiş. Çamaşır kurutma koyacak üst üste. Ha iyi olur. Yani evet. Çamaşır odası. Benim yatak odası nerede? İşte geliyorsun. Bu senin odası. Senin odası. Bu kapı aslında burada bulak yaptığınca bakalım. Şimdi neye göre karar vereceğiz burası Eren'in odası? Selin nerede? Selin odası. Aaa. Sen hani manzara da okudun. Onun var zaten. Selin odası. Ama burası da balkona çıkıyor. Burası daha büyük ama. Evet. Burası daha büyük. Selin'in anca alacak işte burayı. Evet. Vay. 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 Selin odası nerede? Aa, burası aman bölüm bak kesin yine bunlar var. Burası şey yatak odası. Burada var tuvalet. İyiyim abi. Asıl Bursa manzarası, evet. Bakın Uludağ'ın etekleri falan komple görünüyor. Bu cam balkonu yeni yaptırmış, yoktu. Vay. Buraya bir tane köşeye dolap gelecek. Ayakkabılık için. Aynen. Aa, yeni olsun. Allah size de nasip etsin ablacığım. Daha güzel versin inşallah. Evet, kimle bize nasip etsin? 18-19 yılının sonunda. Ev sahibi olmak isteyen tüm takipçilerimize nasip etsin. Burası böyle ileri doğru gidiyor. Burası ne? Burası da bu büyük olsaymış daha güzel. O zaman iki tane mi lavabo var? Evet. İnsan oğlum nereden nereye gidebiliyor işte. Onun dayım buldu işte. Tam karşıdaymış. Dayım buldu onu. Bizim evimiz nerede? Tam dümdüz yukarıda işte. He, zaten bak şu tepeden belli, dağın tepesinden. Harbi tam orası. Bursa ne güzel çok ya, değil mi? Aynen. İlk abi ben tepede oturdum, Bursa manzarası güzel oldu. Aa ne güzel be. Oh çok tatlı. Bak buraya tek sarkıda dizelen gelecek. Buraya. Orada kalın 6-7'lisi gelecek. Buraya komple yatak başı olacak. Yanları aynen. Tamam. Tamam, şimdi üst kata çıkalım. Üst kat yok. Nasıl? Triplex dediniz ya hatta 1-2-3 gibi. Şaka yaptım. Abla sen buradan gördün mü? Güneş ne taraftan doğuyor? Hani onu konuşuyorduk ya. Burası Demirtaş'ın dağına bakıyor abla. Neresi? Böyle. Böyle dağına bakıyor. Bak tamam. Şu taraftan mesela nasıl diyeyim? O da Demirtaş'ın ovasına bakıyor. Böyle şöyle doğuyor galiba. Şöyle geliyor. Tabii diyor. Şuradan doğuyor. Tam böyle karşıdan şöyle. O zaman bu doğu kuzey mi görüyor balkon? Doğu kuzey. Şurası kuzey doğu. O zaman doğru mu yani? Doğu kuzey görüyor cephe. Evet, doğu ve kuzey doğuyu görüyor. Önde bina yok ya. Bina var ya önde. Ha? Kuzey doğu. Şurası kuzey doğu işte. Burası doğu. Sen nereye geldin? Evet, burada da hakemimiz var. İşte, Türkiye Futbol Federasyonu TFF'den maçları yöneten hakemimiz. Son kararları o veriyor arkadaşlar. Elektrik işi var mı? Var işte avize falan alacak ya. Tezgah kesilecek. Polizano ha? Bakayım. Evet ben Instagram'da gördüm. Sebzeleri yıkamak için çok güzel. Alıyor yani ölçtük. Çok iyi. Güzel. Kesilecek şimdi şey olacak. Tezgah. Müthiş.
Allah şey yapıyor ya. Amin ablayı. Allah'ım inşallah. Tagarda gördüm Medet'i. Evet evet çok var ya ama işte kişinin güvenilir olup olmadığını bulmak mı zor yani. Onu bulmak zor. Bursa'da yok bak onu satan ya. Ağır tabii ya başka birine gittiğinde. Bursa'da bu mu? Ağır tabii başka birine gittiğinde. Baksana. Sürekli annesinde. Bu mu? Ay tabii ki ağlıyor. Abla. Buradan tarafa güneş görüyoruz. Evet böyle. Evet. Sen onu nasıl evet burası tarafından değil de var. Yok. Bir tek salon görmüyor güneş. Salon görmüyor. Salonu balkon görmüyor. Diğer mutfak görmüyor. Diğer her yer görüyor. Üstüne makine koyuyorsun buraya. Ha evet çamaşır. Buraya şimdi karşıya mı yapıyoruz? Evet. Dolap çıkacak zaten. Bırakmış burada. Deniz. Odana da çok güzel. Kapıları iyi yani. Şey güzel. Zaten 2 yıllık binası işte yani. Aslında oturan var burada. Kişi yer sahibi oturmuş burada. Yani bu arsa o kişilerinmiş. Ondan satmışlar. Buradan işte daire düşüyor onlara. O kişilerinmiş yani. Bunlar 2 yıl oturmuşlar. Zaten yaşlı karı koca. Ev büyük geliyor diye satıyorlar. Birbirlerini bulamıyorlar. Bir de yaşlı olunca. Ondan mı? Evet. Sonra işte öyle oldu. O zaman güle güle oturun. Kazasız belasız inşallah. Mutlu huzurlu. Amin. Hep beraber inşallah. Amin, çok inşallah. Güzel balkon kahvaltı. Evet. Akşam balkon kahvaltı. Artık bekliyorum kahvaltıya. Hayır demeyiz. Akşam çayına. Evet. Aynen, mis gibi muhabbetlerden alalım. Balkon kahvaltı. İnşallah. Rabbim size de nasip etsin. Tez zamanda. En güzel yerler nasip olsun inşallah. Ya da Enes'in de bir planı vardı. Antalya'da ev alacak falan böyle. Değil mi? Hatırlıyor musun? İşte hayal kurmak bedava olduğu için aynen, biliyoruz yani. Evet, evet. Yani öyle ama bak Enes'ten de bir sürü hayali varmış ama şimdi yavaş yavaş hepsi gerçekleşiyor. İnşallah. Rabbim cümlemizinkini gerçekleştirsin inşallah. Şey ha işte burayı yaptıracak mı? İptal ettim yani. Bursa Masuklası küçük geliyor abla. Kare. Kare böyle işte. Dar uzun olmayacak. Kare alacağım. Dört başka ne düşünüyorsun sen? Kahve köşesi. Şöyle bir metre kahve köşesi düşünüyorum ama mesela mutfakta masam olmayacak. Ya var masa ama hep oraya gitmek zorunda kalacağım. Evet. Masa da değil kız sehpa. Evet. Abla. Takipçilerimize soracağım bir şey varsa mesela siz şunu nasıl yaptınız der gibi sorabilirsin yani belki şu şunu yaptık daha iyi oluyor, şunu yaptık daha kötü oluyor falan şunu yani yapmayın diye. Yani daha şu an oturunca anlaşılacak aslında. Ha, yani anladım. Oturmadan anlaşılmaz. Bazı şeyler işte ya mesela şu an yaptırmada kararsız olduğum şey var mı? Bizim akraba burunda kızlara bir danıştım. Mesela şuraya bir kahve köşesi istiyordum. Ha. Ama kahve köşesi yaptırırsam buraya mutfakta hiçbir şekilde masa konmayan yerim olmuyor ya. Hmm. Hani mutfakta masa çok aranır mı aranmaz mı? Şu anda benim mutfakta masam var evet çok rahat. Ha. Ama olmazsa da yani sıkıntı yaşar mıyım diye sordum da. Peki şu dolapta... Kızlar dedi Allah mutfakta masa olmazsa olmaz dedi yani hani rahatlık. Ha. Peki şu dolapta... Olmaz olmaz şu dolap burada. Bak şimdi buraya buzdolabı gelecek. Buraya kalın gelecek. He. Buraya şöyle bir tepsilik yaptıracağım. Buraya da raylı bir tamam. Sistem yaptıracağım. Kahve köşesi koyma. Buraya masa koy. Üstüne de kahve makinesi koy işte. Yine mutfakta oturacak yer önemli yani. Tamam canım yani kahve makinesi buraya da koyarsın. Önemli değil canım. Bu güzel duruyor kahve şeyini. Her şey güzel oluyor da. Bu sefer de ki gerek yok yani sıkıntı yaşayacağım boşu boşuna dedim masa sıkıntısı yaşayacağım. O yüzden buraya böyle bir kara masa alacağım. He, ailemizce tamam. Hani gelin burada bence masamız olacak. Daha isabetli olacak. Şu anda benim evdeki masa var ya Enes. Onu buraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Evet. Evet. Anladın mı? Evet, evet orada güzel olur. Olmadı. Bak kütür kütür hakikaten. İşte şey deterjanlar olmuş. Yıpratmış orayı. Kullanan kişi çok bak, yıpratmış. Burası, bak burası yağ gibi çok güzel. Ha? Böyle olması lazım. Aa, evet, şey, adama sorduk ne yapalım dedik. Hani değiştirsek fiyat çok mu yüksek olur mu falan diye düşündük. Abla dedi ben onun bakımını yaparım dedi. Hani bir daha sınıf süreme döndürüm yenisini yaparım size dedi. Biz zaten işte yapı dekorasyoncuya verdik komple evi. Hani yapılması gereken hepsini o yapacak yani. Detayları söyledik. Ona birebir ben görsellerini attım onlara. Birebir görsellerini yapacak. Aynılarını. İnşallah. Ama ben Enes, ben Metin Levan mutfak
Amerikan mutfağı seviyorum yani. Adı ne o? Açık mutfak. Açık. İnşallah ben onu kullanacağım. Senin Selman küçükken ben onu tarzı mutfak. Kokuyor mu? Oturduyor öyle evde, hurda. Kokar mokar ama top tutar. Yani şimdi misafirim orada oturuyor, sen mutfakta yemek yapıyor, bütün koku içerisinde yiyor, kalıyor, gitmiyor. Mesela ızgara balık kokusu olur yani. Misafir. O anlamda zor. Ama evet, çocuk büyütürken çok rahat var. Selin aynı odada büyüttüm ben mesela. Selin hep gözümün önündeydi benim. Aynı odadaydı. Evet. Ondan sonra öyle güzeldi ama. Şimdi en eski ev onun gibi yani ama biraz nasıl yani. Ama zaten şey evlerinde aşağı yukarı öyle oluyor. Hani bu taraf mesela salonsa, böyle villa tarzı evlerde salon. Açık mutfakta olabiliyor. Ada mutfak diyorlar. Ada mutfak. Evet. Sen masayı niye buraya koymayı düşünüyorsun? Buraya mesela koysam. Buraya büyük abla. Büyük bir yer. Ya zaten misafir geldiğinde onu, o orada ilgili gerekecek yani. Burada misafir olsan gene ben evde koyacağım yani, küçük kalır mı yer hani, bir sürü eşya yok, kalmıyor kalmıyor. Bunlar böyle itiyor illa, bu dağınık şu an. Ha. Tam buraya böyle çok rahat alıyor yani. Ya. Bunların hepsi tam rahat alınıyor. Bir şey olur, daha da ayakkabını atacağım. Ya, ben senin yerim, o minik suratını yerim. O tatlı suratını yerim. Al